Ermenistan'da ordu muhtırası sonrasında sular durulmuyor. Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girdi. Ermenistan'da neler yaşanıyor? Hemen haberci arkadaşım Fatih Avanoz'a dönüyorum. Fatih, neler aktaracaksın bize? Geçen haftadan bu yana hareketlilik hem siyaset cephesinde hem de meydanlarda durulmuyor. Tabloyu bize özetler misin? Nilgün Bankaç, Perşembe günü darbe muhtırasıyla başlayan süreç Erivan'da hükümet binası baskınına kadar gelmiş durumda. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan imzasıyla bir bildiri yayınlanmış ve hükümetin istifası istenmişti. Ardındansa Nikol Paşinyan oldukça sert bir karşılık vermiş ve taraftarlarını Cuma günü meydanlara davet etmişti. O gün gerek muhalefet gerekse iktidar yanlıları meydanlarda protesto gösterilerini dile getirirken 3 günlük süresi vardı Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın ve 3 günlük süre pazar sabahı doluyordu. İşte o günde son dakikaya kadar bekledi Armen Sarkisyan ve Nikol Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı'nı istifaya davet ettiği çağrısı kabul edilmemişti. Ardından Nikol Paşinyan bugün taraftarlarını bir kez daha meydana davet etti. Armen Sarkisyan'ın adaletli davranmadığını ve süreçten bağımsız hareket etmediğini ifade etmişti. Bugün akşam 18.30'da Nikol Paşinyan ve taraftarlarının Başbakanlık binasına oldukça yakın bir noktada Cumhuriyet Meydanı'nda protesto gösterileri olacaktı. Cumhurbaşkanını ve sürece müdahil olan Genelkurmay Başkanı'nı. Muhalefet de ondan 2 saat öncesine öğle saatlerine yine meydanlara davet etti taraftarlarını ve o meydanlara giden taraftarlar hükümet binasının da bulunduğu yerleşkede bir hükümet binasına bağlı bir binaya baskın gerçekleştirdiler. İçeri girdiler. Herhangi bir polis ya da kolluk kuvvetinin basıncı olmadan girdiler ve içeride özellikle hükümet binasında çalışan yetkililere, memurlara Başbakan Nikol Paşinyan'ı desteklememeleri gerektiğini ve bugünkü mitinge de katılmamaları gerektiğini ifade ettiler. Burada çağrıda bulundular ve binadan ayrıldılar. Ardındansa Nikol Paşinyan güvenlik toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı katılmadı bu toplantıya. İç ve dış meseleler müzakere edildi dense de tabii hükümet binasına yönelik bu baskın da bu görüşmede ele alınan konular arasında olduğunu söyleyelim. Ve bu toplantı sonrasında alınan karar doğrultusunda Genelkurmay Başkanı'nın ve 40 üst düzey subayın istifasının talep edildi, yinelendi bu toplantı sonrasında. Bu kararlılık ifade edildi. Son olarak da Nikol Paşinyan Ermenistan basınına verdiği açıklamada İskender füzeleriyle ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığı, etkisiz olduğunu söylemediği ve kurmaylarının da kendisini yanlış bilgilendirdiğini söyledi Nilgün Balkaç.